İki gün önce yoğurt mayaladım sevgili izleyicilerim. Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Onu sizlerle paylaştım. Şimdi nasıl yoğurt mayaladığımı sizlere gösteriyorum. Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, acımız çok büyük, kaybımız çok büyük. Hayatta devam ediyor, yapacak bir şeyimiz yok, elden gelen bir şey yok. Rabbim beterinden korusun. Deprem her tarafı yıktı geçti arkadaşlar. Çok üzgünüz ama hayatta devam ediyor sevgili izleyicilerim. Bugün sırf stres atmak için, biraz üzüntülerimi hafifletmek için belki bir şeylere kendimi vermek istiyorum. Bir video çekeyim dedim. Burada benim 3 litre sütüm var. Bu köy sütü arkadaşlar. Köye gittiğimizde almıştık. Dondurucuda bekletiyordum. Böyle çok köyden alıyoruz. Dondurucu yapıyorum. Dondurucudan çıkarttım bugün. Bir yoğurt mayalayacağım. Taş gibi yoğurt. Püf noktalarıyla nasıl mayalarım? Onu sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili izleyicilerim, süt yağlı olduğu zaman tencere dibine tutar. Tencerenin dibine tutmaması için önce tenceremize bir miktar su alıp bayağı bekletiyoruz. Yani bir saat öncesinden de olabilir, yarım saat öncesinden de olabilir. Tencerede suyu bekletiyoruz. Ondan sonra suyu döktükten sonra sütümü tencereme aldım. Ocağımın altını da açtım. Karıştırarak, karıştırmadığım zaman süt yağlı arkadaşlar, köy sütü bu. Bayağı dibine tutuyor. Şöyle sürekli kaynarken de karıştırıp sütümüzün oksijen alması için, suyunun buharla gitmesi için, buharlaştığı zaman böyle yaptığımızda suları buharla uçuyor. Sütümüz daha koyu oluyor ve yoğurdumuz daha güzel tutuyor. Onu sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim. Aralıklarla yine sütümü pişirip sizlere nasıl yoğurt mayaladığımı da göstermek istiyorum. Evet sevgili izleyicilerim, sütümü karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Biraz da sizlerle dertleşmek istiyorum. Üzüntülerimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 15 gün önce erkek kardeşimi kanserden kaybettim. Ondan beri de video atmıyordum. Bir deprem videosu paylaştım. Canım hiç video çekmek de istemiyor. Hiçbir şey paylaşmak da istemiyor. Depremde acımı ikiye katladı sevgili izleyicilerim. İki acıyı ben birden yaşıyorum. Çok üzülüyorum. Televizyonun karşısından kalkmıyorum. Rabbim sabır versin. Rabbim dayanma gücü versin. Çok acı. İnsanların feryadını duydukça o feryadı içimde hissediyorum. O acıyı içimde hissediyorum. Sevgili izleyicilerim. İşte böyle. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ne söyleyeceğimi de sizlere bilemiyorum. Acım çok büyük arkadaşlar. Kardeş acısı çok kötüymüş. Çok acıymış. Her an onunla yaşıyorum. Nasıl dayanacağım, nasıl unutacağım, nasıl katlanacağım onu da bilmiyorum. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes başsağlığı diledi. Güzel dileklerde bulundular. Telefon eden arkadaşlarımız oldu. Beni teselli etmeye çalışan arkadaşlarımız oldu. Buradan onların hepsine de çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acımı benimle paylaştınız. Dualar ettiniz. Yasin okuyan arkadaşlar oldu. Hatim bağışlayan arkadaşlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah kimseye sevdiğinin acısını göstermesin arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Dediğim gibi depremde tuzu biber oldu benim acımı. Bugün dedim hiç yoksa yani şöyle bir, daha önce ben bir yoğurt mayalamıştım zaten. Yoğurt mayalama videom var. Bunu da yine sizlerle hem bir video çekeyim dedim, hem biraz paylaşayım dedim. Onun için çekiyorum. Karıştırmasam hemen dibine tutuyor arkadaşlar. Bu sütü biz Sungurlu'ya gittiğimizde çok alıyoruz böyle. Ev ineklerinin sütü, mandıra değil arkadaşlar, dışarıda yayılan, samanla beslenen ineklerin sütü. Alıp getirip dondurucuya koyuyorum. Yani dondurucuda süte hiçbir şey olmuyor. İmkanımız varsa yapabilirsiniz. Getiriyorum, yoğurdum bittiği zaman da çıkarıp böyle mayalıyorum. Ben zaten Antep'te deprem olmadan önce arkadaşlar 2 gün önce gelmiştim Ankara'ya. 2 gün geç kalsam daha depremde orada olacaktım.
Rabbim her şeyde bir hayır var dedikleri budur işte. Ama bütün ailem orada, herkes şimdi dışarıda, bağ evlerinde, tek katlı yerlerde, köyde akrabası olanlar köylere gitmiş, arabada kalıyorlar. Evlerinde hasar var, canlarında kayıp yok ama çok şükür iyiler, onların da sürekli haberini alıyorum. Biliyorsunuz dediğim gibi ben zaten Gaziantep'liyim ama Ankara'da yaşıyorum. Sevgili izleyicilerim. Sütüm kaynamaya başladı. Değerli izleyicilerim, ben de savurarak karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle elimi çeksem hemen dibine tutacak. Sularının buharla çıkması için sürekli şöyle karıştırıyorum. Sütün de koyuluğuna bakar mısınız arkadaşlar? Bir 5 dakika böyle karıştırarak sütümü pişireceğim. Ondan sonra mayalama aşamasını da yine sizlerle paylaşacağım. Sevgili izleyicilerim, sütüm soğuduktan sonra şöyle uygun bir kaba aldım. Şimdi mayalama işlemine geçiyorum. Burada şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar mayam var. Bu da kendi mayaladığım yoğurdum mayası arkadaşlar. Şimdi biraz sütle şöyle inceltiyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığından az da toz şeker ekliyorum mayamıza. Yoğurdumuzun ekşi olmaması için, daha lezzetli olması için sevgili izleyicilerim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bismillah diyerek yoğurdumuzu mayalıyoruz. Şimdi üzerine kapak kapatmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir süzgeç kapatıyorum. Terleyip su buharının içine damlamaması için, yoğurdumuzun daha katı olması için. Evet, yoğurdumuzu mayaladık. Üzerine de böyle bir poşet geçirdim. Yoğurdumuzu 5 saat bekleteceğim arkadaşlar. 5 saat beklettikten sonra, üzerini açtıktan sonra kapağını kapatmadan soğuyuncaya kadar hiç yerinden kımıldatmıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabında ağzı açık 5-6 saat bekletiyorum. Yani iyice soğuyuncaya kadar buzdolabında kapağını kapatmadan yoğurdumuzu bekletiyoruz. Son anlarında yine sizlerle paylaşacağım. Sevgili izleyicilerim, şimdi yoğurdumu 5 saat beklettikten sonra üzerini açtım. Hiç kımıldatmadan soğuyuncaya kadar yerinden kımıldatmıyorum. Ondan sonra kapağını kapatmadan buzdolabında sabaha kadar bekleteceğim. Sevgili izleyicilerim, yoğurdumun üzerini açtım. Soğuyuncaya kadar hiç yerinden kımıldatmıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına alacağım. Sabaha kadar buzdolabında kapağını kapatmadan bekleteceğim. 2 gün sonra da sizlere son halini göstereceğim. Değerli kardeşlerim, 2 gün önce yoğurt mayalamıştım. Hani hep yoğurt mayaladığımızda isteriz ki yoğurdumuz güzel tutsun, katı olsun, ekşi olmasın. Ben de sizlere mayaladığım yoğurdu 2 gün sonra şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Sevgili izleyicilerim, yoğurdumuzun bir günlüğü dolapta bekletiyorum. Ağzı açık, kapağını kapatmadan bekletiyorum. İyice çekmesi için suyunu. Şimdi de yoğurdumuzun nasıl tuttuğuna sizlerle birlikte ben de bakacağım. Bismillah diyerek şöyle tabağıma alıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Taş gibi yoğurt, kaşık kaşık, kaşıktan düşmeyen yoğurt nasıl mayalanır? Onu paylaştım sizlerle. Sütü iyi kaynatmak, savurarak pişirmek,
Sevgili arkadaşlarım, yoğurdumuzun güzel olması için şöyle de kalanını gösterelim sizlere. İşte bu köy sütü arkadaşlar bu. Bunu dediğim gibi Sungurlu'dan almıştım. Dondurucuya koymuştum. Bir aydan fazla olmuştur. Dondurucudan çıkarıp mayalıyorum. Yoğurdumu son hali de böyle sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlarım. Evet, kaşıktan düşmeyen taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Onu paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izleyip güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirmeyin arkadaşlar. Depremde video paylaşılıyor diye eleştiren arkadaşlar var. Onların görüyorum videolarını. Eleştirmeyin. Herkesin üzüntüsü kendi içinde. Video paylaşmakla üzülmüyor demek anlamına gelmez. Onun için vicdanlarınızla konuşun lütfen. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet diyorum. Bir daha böyle depremleri görmesin, ülkemiz yaşamasın inşallah. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık versin inşallah. Acil şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.